أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الدرس التاسع عشر من سورة سبأ bugün Sebe suresinin 19. dersini okuyoruz. Nesefi tefsirinin Sebe suresinin 19. dersini ve 49. ayetinden itibaren okuyoruz. 49. ayet قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ 49. ayet budur. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ Sen söyle ya Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ca'al hakku hak geldi. Hak nedir? El-İslamu vel-Kur'anu. Hak'tan murat Kur'an ile İslam'dır. Ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Batıl yeniden dirilmiyor. Öldükten sonra iade edilmiyor. Ne demek? Ey zâlel bâtilû heleke. Murad mana budur. Batıl zail oldu, helak oldu, bilkülle yok oldu, gitti. Niye ve mâ yubdi'ul bâtilû ve mâ yu'id, yubdi'u yu'id, lazımî mana diyoruz. Zâlel bâtilû heleke, bâtilun manasıyla mana diyoruz. Li'ennel ibda'e, ibda bir şeyi sıfırdan var etmek, icat etmektir. Vel iadete bir şey yok olduktan sonra tekrar iade etmesi min sıfatil hayyi. İbda iade hayyin sıfatlarındandır. Hay ibda edilir, hay iade edilir. Pek ibda iade sıfatul haydir. Burada da batıla kullanılmışlar. O zaman fe ademuhuma. İbda, iade, batılın ibdası, iadesi yok. Ne demek? Fe ademuhuma ibaretun anil helaki. Bu ikisinin ibda, iadenin ademi helaktan nedir? İbarettir. Vel mana. Ayetin, bu ayetin, 49. ayetin manası. Ca el hakku. Hak geldi, yani hak zahar oldu. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Batıl da zail oldu gitti. Ayetin manası bu olduğuna dair, bu manayı takviye etmek için başka bir ayeti delil getiriyor. Malum Kur'an, Kur'an'ın müfessiridir. كَقَوْلِهِ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ İsra suresinin 81. ayetindeki ayet aynı bunu söylüyor. جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Öyleyse burada وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعُدْ manası nedir? جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ demektir. وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah İbn-i Mesud'dan rivayet edilmiş. Büyük sahabeler arasında büyük beş fukahalardan biridir. Yalnız Abadile lakabına girmiyor. Abadile lakabı kendisinin vefatından sonra oluşmuş. Hicri Allahu alem 33'te vefat etmiş. Van İbn Mes'ud'un radıyallahu anhu dakhala nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Mekke. Efendimiz Mekke mükerremeye girdi ve havlel Kabe'ti hal Kabe'nin etrafında esnamın bir takım putlar vardı. Fe ceale yat'anha Efendimiz o putları dürtüyordu. Bi'udi neb'atin Neb'at, okların yapıldığı, sehemlerin yapıldığı bir ağaçtır. Neb'at ağaçının bir uduyla, bir deneyiyle o putları dürtüyordu. Dürtünce arka üzeri yere düşürdü, kırılıyordu. Kırılmayanı da kırıyorlardı. Yakulu Efendimiz diyordu, Ca'el hak ve zehekel batil. İşte İsra suresinin Ca'al hak ve zâkal batıl okuyordu.
İnnel batile kâne zehûka. Câel hakku ve me yübdül batil ve me yü'id. Bir de bu ayeti okuyoruz. Câel hakku ve zâkel batil. İnnel batile kâne zehûka. İsra suresinin 81. ayeti. Câel hakku ve me yübdül batil. Câel hakku ve me yübdül batil ve me yü'id. Bir de buradaki ayeti okuyoruz. وَقِيلَ الْبَاطِلُ buradaki batıldan genel batıl değil, el esnamu putlardır. Yani ne oldu? Hak geldi, putlar yeniden yapılmıyor, eski putlar tamir edilmiyor, iade edilmiyor. وَقِيلَ الْاِبْلِسُ bir kere demiş batıl nedir? İblistir. Pek iblis nasıl iblise batıl denilir? لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَاطِلِ İblis daima batıl kişilerin, batıl insanların sahibidir. Onun için iblise de batıl denilebilir. اَوْ Niye iblise batıl deniliyor? لِأَنَّهُ halikun. Çünkü iblis nedir? İblis haliktir. Helak olucudur, helakettedir. Yani halikun lehul helaku. Onun için iblise batıl denilir çünkü haliktir. Ya halik iblise iblis halik olduğundan dolayı ona batıl denilmek yerinde midir? Evet. Kemakile lehu şeytanun. İblise şeytan denildiği gibi halik de deniliyor. Niye şeytan deniliyor? Şeytan min şate. Şate fiilindendir. İza heleke. Bak heleke manasına olan şateden şeytan ahız edilerek iblise itlak edildiği gibi batıl da itlak ediliyor. Çünkü şata da heleke manasındadır. Şeytan da halık demek, batıl da halık demek. Manası nasıl gelir? وَمَا يُبْلِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ Şeytan sıfırdan bir şeyleri yaratmaz. Yok olanlar, helak olanları iade edemez. Ne demek? اَلَّا يَخْلُقُ الشَّيْطَانُ Bu eğer batıldan şeytani alırsak. وَلَا السَّنَمُ Eğer batıldan senemi alırsak. Şeytan ile senem hiçbiri yaratmaz. Ne yaratmaz? Ahden. Şeytan veya senem hiçbir şeyi yaratmazlar. وَلَا يَبْعَصُهُ Hiçbir şeyi diriltmezler. Ölen, yok olan bir şeyi geri iade edemezler. فَالْمُنْشِعُ Niye şeytan senen bir şeyi yaratmazlar, iade edemezler? Çünkü فَالْمُنْشِعُ Bir şeyi sıfırdan yeniden icat eden munşi. وَالْبَعِسُ Bir şeyler helak olduktan sonra onları iade eden ba'is huvallahu, Allahu Zülcelal'dır. Allah'ın gayrisi değil. Huve demedi fel munşi vel ba'isu Allahu, fel munşi vel ba'isu huvallahu ve getirmeyle, yani Allah'dır, Allah'ın gayrisi değildir. Demirul fesl getirmeyle hasri ifade etmiş. 49. ayet bu şekil bitti. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ الْاِسْلَامُ وَالْقُرْآنُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ اَيْزَالَ الْبَاطِلُ وَهَلَكَ لِأَنَّ الْاِبْدَاءَ وَالْاِعَادَةَ مِنْ صِفَاتِ الْحَيِّ فَعَدَمُهُمَا عِبَارَةٌ yani kinayetun عَنِ الْهَلَاكِ وَالْمَعْنَى جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَقَوْلِهِ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْاِسْرَى 81 وعن ابن مسعود رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة أصنام فجعل يطعنها بعود نبعة يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقيل الباطل الأصنام باطل ندر Esnamdır. Ve kile iblis. Niye iblise batıl denilir? Li ennehu sahibul batıl. Ev li ennehu halikun.
كَمَا قِلَ لَهُ الشَّيْطَانُ لَهُ اِبْلِسَ مِنْ شَاطَيْ زَهَلَكَ اَيْ لَا يَخْلُقُ الشَّيْطَانُ وَلَا سَنَمُ اَحْدًا Bu وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُونَ manası. وَلَا يَبْعَسُهُ Bu da وَلَا يُعِدُونَ manası. فَالْمُنْشِئُ وَالْبَاعِسُ هُوَ اللّٰهُ 50. ayet وَلَمَّا قَالُوا قَدْ ضَلَلْتَ بِتَرْكِ دِينِ آبَائِكَ Mekke müşrikleri Efendimiz'e dediler ki babalarının, ecdadlarının dinini terk etmeyle sen dalalete gittin. Onlar böyle deyince قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah-u Zülcelal onlara cevaben şöyle dedi. 50. ayet. Ne dedi? قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي اِنَّهُ السَّمِيعٌ قَرِيبٌ Ne demek? Kul sen onlara söyle. اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي Eğer ben dalalete gidersem nefsim üzerine gitmiş oluyorum. Ne demek? اِنْ ضَلَلْتُ فَمِنِّي وَعَلَيَّ Eğer dalalete gidersem o dalalet benden kaynaklanmış ve o dalalet benim aleyhimedir. Cezasını, vebalini ben çekiyorum. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُمْ Eğer ben hidayette ulaşırsam, hidayette olursam, hidayeti bulursam, o فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي Rabbimin bana göndermiş olduğu vahden kaynaklanıyor. Allah'ın vahyindendir. Ne demek ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi ne demek? Fe bi tesdidihi o Rabbimin tesdidiyle müstakim kılmasıyla doğru kılmasıyladır. Onun tesdidi neyle? Bil vahyi ileyye. Yani Rabbim bana vahy etmek suretiyle beni müstakim kılmayla beni doğru yola sokmayla hidayeti bulmuşum. Ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi yani fe bi tesdidihi Rabbimin takvimiyledir. Takvimi de istikamete doğru yola sokmayladır. O da bil vahyi ileyye yani bana vahy etme sebebiyle beni müstakim kılması sebebiyle bana doğru yolu gösterip beni doğru yola yönlendirmesiyle ben hidayeti bulmuşum. Şimdi getirecek ki burada قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ile وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي arasında takabül yok. Zahiren yok. Niye takabülli bir şekilde getirmemiş? Şimdi onu bize söylüyor. وَكَانَ قِيَاسُ تَقَابُلِ قِيَاسُ تَقَابُلِ En yukarı şöyle denilmeliydi. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَاِنَّمَا اَهْتَدِ لَهَا Bakın, اِنْ دَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِ Madem delaletim benim nefsim aleyhinedir. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَاِنَّمَا اَهْتَدِ لَهَا Nefsim için hidayeti bulmuş oluyorum. Bunun benzeri de hakka kavlihi فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Burada zahire göre takabül yoktur. Kıyasu takabül bu şekil gerektirmiyordu. Ama ve lakin bak kıyasu takabül böyle dememeliydi. Ama ve lakin humma قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِيْلَ وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي arasında bunların arasında bu ikisi mutakabilen imanen. Lefsen takabül yok. Kıyasu takabül yok. Ama mana itibariyle bunların arasında takabül var. Nasıl mana itibariyle takabül var? Bakın. لِأَنَّ النَّفْسَ nefis. كُلُّ مَا عَلَيْهَا كُلُّ شَيْ كِ نَفْسٍ عَلَيْهِنَدِرْ Nefsin zararınadır. وَدَارٌ لَهَا Nefse zararlı olan her şey o fehve o biha nefisledir, nefsten kaynaklıdır.
Ve bir sebep bihan etmek ve bir sebebi nefsin sebebiyledir. Yani nefsin aleyhine, nefsin zararına olan her şey nefisten kaynaklanmış. Niye? Bütün zararlı şeyler nefisten kaynaklanıyor. لِأَنَّهَا الْاَمَّارَةُ بِسُوءٍ Çünkü nefis nedir? Nefis emmare bisu'dur. Daima kötülüğü emrediyor. Daima kötülüğe yönlendirir. Daima kötülüğe yol açar. O zaman nefsin aleyhine, nefsin zararına olan her şey nefis sebebiyledir. وَمَا لَهَا Nefsin lehine olan. O nefsin lehine olan mimma yenfa'uha o şey ki nefse ne ediyor? Nefse fayda veriyor. O fe bi hidayeti rabbiha ve tevfikihi. Rabbisinin hidayetiyledir. Rabbisinin tevfikiyledir. Ve ma leha mimma yenfa'uha fe bi hidayeti rabbiha ve tevfikihi. Rabbinin hidayetiyledir, Rabbinin tevfikiyledir, nefs sebebiyle değil. Bu kimler için geçerlidir? وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ Bu bütün mükellefler için geçerlidir. Bütün mükelleflerden sadır olan herhangi zararlı bir şey varsa hepsi nefsten kaynaklanıyor. Herhangi bir faydalı şey varsa o Allah'ın tevfikiyledir. Peki madem amse, niye Yüce Allah Efendimiz'e demiş, sen söyle zarar yaparsam nefsimin aleyhinedir, hidayet olursa Rabbimin hidayetindedir. Efendimiz'e niye böyle emir etmiş? Halbuki bu hüküm bütün mükellefler için geçerlidir. Diyor ve innemâ emere rasûlehu en yusnidehu ilâ nefsihi. Resulüne emretmiş demiş, bunu kendi nefsine hidayeti, isnad et. İn dalaltu fe innemâ zillu alâ nefsidi. Niye? لِأَنَّ الرَّسُولَ Resul aleyhissalatu vesselam اِذَا دَخَلَتْ تَحْتَهُ Bu hükmün altına girince مَعَ جَلَالَةِ مَحَلِّهِ Mahallenin büyüklüğüyle beraber konumunun celaletiyle beraber وَسَدَادِ تَرِقَتِهِ tarikatının istikametiyle yolunun doğruluğuyla beraber Efendimiz bu hükme dahil olunca Kâne gayruhu Efendimizin gayrisi evla bi bu hükme nedir? Daha evla olur. Onun için Efendimiz demiş sen böyle de, sen böyleysen diğerler tarik evlayla öyledirler. Şimdi geri dönelim. Dedi ki ve lakin huma mutekabilan imana. Niye? لِأَنَّ النَّفْسَ كُلُّ مَا عَلَيْهَا وَالدَّارٌ لَهَا فَهُوَ بِهَا O zaman قُلْ اِنْ دَلَلْتُ فَاِنَّ مَعْدِلُ عَلَى النَّفْسِ وَبِسَبَبِهَا لَنَّهَا اَمَّارِتُ بِسُّلْ وَمَا لَهَا مِمَّا يَنْفَعُهَا O da فَبِهِ يَدَّائِتَ رَبِّهَا وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُحِي اِلَى يَا رَبِّهِ Bak bunlar mukabil oldu gitti. Anlaşıldı değil mi? اِنَّهُ سَمِيعٌ لِمَا اَقُولُهُ لَكُمْ Ben size ne dersem Rabbim bunun semi'idir, bunu işitiyor. قَرِيبٌ مِنِّي وَمِنْكُمْ Bana da size de nedir? Yakındır. Madem bana da size de yakın, yucazini ve yucazikum. Beni amellerime mukabil, sizi amellerinize mukabil cezalandırır. Yüce Allah hiçbirimizi ameline karşı cezasız bırakmaz. Ayetin ibaresini okuyorum. وَلَمَّا قَالُوا قَدْ ضَلَلْتَ بِتَرْكِ دِينِ آبَائِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي اَيْنْ ضَلَلْتُ فَمِنِّي وَعَلَيَّ وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي فَبِتَسْدِدِهِ بِالْوَحْيِ اِلَيَّ وَكَانَ قِيَاسُ التَّقَابُولِ اَنْ يُقَالْ وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَاِنَّمَا اَهْتَدِ اللّٰهَ كَقَوْلِهِ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Zümer 41. ayet وَلَاكِنْ هُمَا مُتَقَابِلَانِ مَعْنًا لِأَنَّ النَّفْسَ كُلُّ مَا عَلَيْهَا وَالدَّارٌ لَهَا فَهُوَ بِهَا وَبِسَّبَبِهَا لِأَنَّهَا الْاَمَارَةُ بِالسُّوءِ Muhtıda haber marife hasıl ifade ediyor. وَمَا لَهَا مِمَّا يَنْفَعُهَا فَبِي هِدَايَةَ رَبِّهَا وَتَوْفِقِهِ وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ وَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّسُولَ لَهُ أَنْ يُسْنِدَهُ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ الرَّسُولَ إِذَا دَخَلَ تَحْتَهُ مَعَ جَلَالَةِ مَحَلِّهِ وَسَدَادِ طَرِيقَتِهِ كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ لِمَا أَقُولُهُ لَكُمْ
قَرِيبٌ مِنِّي وَمِنْكُمْ يُجَازِينِ وَيُجَازِيكُمْ Bildiniz mi? 51. ayete geçiyoruz. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 51. ayet bu şekil. وَلَوْ تَرَى cevabı mahzufun. Demek لَوْ şartiyedir. Tera cümlesi fiil şart olur. لَوْ gayri cazım olan edevatlardandır. Mahzuf cevap nedir? اِلَّا رَأَيْتَ اَمْرًا عَز۪يمًا Eğer onların korktuğunu gördüğün vakit, onlar korktukları an, onları eğer görseydin, لَرَيْتَ اَمْرًا عَز۪يمًا Sen çok büyük bir emri görmüş olurdun. وَحَالًا هَائِلَةً Korkunç bir hali görmüş oluyordun. وَلَوْ تَرَى Eğer sen görseydin, اِذْ فَزِعُوا Onlar korktukları zaman, eğer sen görseydin. Onlar ne zaman korkuyorlar? İndel bahsi, kabirden dirilirken, bir. Ev indel mevti, veya ölürken, iki. Ev yevme bedrin, veyahut da yevme bedirde onları görseydin. Lerayte emren azimen. Oldu. Fela fevte, ne demek? Fela mehrebe. Herebe yehribu babından, Allah-u Alem, fela mehribe. Mehrib, mesel mimi olsa fela herebe, kaçmak yok. Yahut da fel mesel mimi de olsa mehribdir. İsmul mekan olsa da mehribdir. Fela fevte, fela mehribe. Yine lügate bakın. İltica edilecek, sığınacak yer yok. Veyahut da fela fevte, fela herebe, kaçmak yok. Yani kaçıp sığınılacak yer de yok eğer ismi mekan olsa. Kaçmak olmaz. Allah'ın azabına kaçış yoktur. Ya manası budur. Fela fevte fela mehribe. Ev, yani fela mehribe de olabilir. Bakın. Ev fela yefutunallaha ve la yesbikunehu. Fela fevte demek Allah'tan fevte etmiyorlar. Allah'a sebık etmiyorlar. Allah'ı geçmiyorlar. Allah'tan fevt olmuyorlar, Allah'ı geçmiyorlar. Ne demek? Yani kaçıp saklanmayla Allah'tan kurtuluşları yok. Allah'ın azabından kurtulamıyorlar. Ve uhidu atfun ala fezi'u. Fezi'u üzerine atıftır. O da izin mudafu ilihisi olur. Ey fezi'u ve uhidu o zaman felâ fevtellehu. Uhizu fezi'u üzerine atıf edilince fela fevte ikisinin kaydı olur. Ev ala la fevte ve uhidu la fevte fela fevtedeki la fevte üzerine matuftur. Ya la fevte üzerine matuf diyoruz. La nefecis ismiyle beraber nasıl matufu aleyhi olur? Matuf isim, matufu aleyhi nasıl fiil olur? Ala mana iz fezi'u فَلَمْ يَفُوتُوا Aha, فَلَا فَوْتَى فَلَا يَفُوتُوا manasındadır. وَاُخِذُوا Hepsi ne oldu? Fiil oldular. Birbirlerine atıflarında bir sıkıntı yok. وَاُخِذُوا Onlar ahız şiddetle, kuvvetle, cezalandırmak suretiyle yakalamak demektir. وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Mekanın karibden onlar yakalandıkları vakit. O mekan nereye yakın? O mekanın karib nedir? مِنَ الْمَوْقِفِ اِلَى النَّارِ Mevkiften nare olan mekandır, garibdir. Yani mekan-ı garib, mekan-ı garib nedir? Mevkiftir. Nereye yakın mevkif? Nare yakın. Nare yakın mevkifte yakalanırsa, yakalansalar, yakalandıkları vakit. Ne zaman mekan-ı garibde onlar şiddetle yakalanıyorlar. İz bu'isu dirildikleri vakit. Bu iz fezi'u indel ba'si. Yukarıda dedik ya ona göre. Ev zahere'l ardi ila batniha. O mekan-ı garip yerin üstünden yerin içine kadar.
Ne zaman bu da gerçekleşiyor? İza matu, öldükleri vakit. Bu da ev indel mevti, iz fez'u indel mevti alırsak. Mekanı garipten alınıyorlar, kabirden, şey, yer üstünden kabire kadar çekiniyorlar. Mekanı garip o mesafedir. Ev min sahra bedrin ilel kalib. Hani kalib, Bedir'deki kuyunun ismidir. Bedir sahrasında savaş yapıldı, müşrikler öldüler. Oradan kalibe ne yapıldılar? Çekildiler. Onlar uhizu min mekani kalib. Mekani kalib nedir? Sahradır. Nereye kalibdi? Atılacak olan yere kalibdir. O müşriklerin atılacağı yer nedir? Kalib kuyusundur. وَلَوْ تَرَى جَوَابُهُمْ مَحْزُفُونَ اَيْ لَرَئِيْتَ اَمْرًا عَزِيمًا وَحَالًا هَائِلَةً Eğer sen onları görseydin, emre azim hail görmüş olurdu. Ne zaman? اِذْ فَزِعُ عِنْدَ الْبَاسِ اَوْ عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ يَوْمَ بَدْرِ فَلَا فَوْتَ فَلَا مَهْرِبَ اَيْ فَلَا يَفُوتُونَ اللّٰهَ وَلَا يَسْبِقُونَهُ وَأُخِذُوا عَطْفٌ عَلَى فَزِعُوا اَيْ فَزِعُوا وَأُخِذُوا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ اَوْ عَلَى لَا فَوْتَ عَلَى مَانَ اِذْ فَزِعُوا فَلَمْ يَفُوتُوا وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَوْقِفِ إِلَى النَّارِ اِذَا بُعِسُوا اَوْ زَهْرِ الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا اِذَا مَاتُوا اَوْ مِنْ سَحْرَاءَ بَدْرٍ إِلَى الْقَلِيبِ 51. ayet bitti. 52. ayete geçiyoruz. 52. ayet وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَاَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Hemen nesefe gelelim. وَقَالُوا müşrikler diyorlar hine ayenul azabe. Ya ayenul azabe kıyamettedir. Ne kalu madi demiş muhakkakul vuku kel vuku deriz. Azabı gördükleri vakit diyorlar ki Âmennâ bihi bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a iman ettik. Niye öyle diyorlar? Limururi zikrihi. Yani bihi Muhammed'e götürüyoruz. Merci Muhammed olur aleyhissalatu vesselam. Muhammed geçti mi? Evet. Limururi zikri fi kavlihi ma bi sahibikum min cinnetin. İşte burada sahibden murad odur. Ev billahi yahut da diyorlar ki amennâ bihi biz Allah'a iman ettik. Allah zaten makabül kaç sefer geçti. Diyorlar biz iman ettik ama ve enna lehumut tenavuşu min mekanin ba'id. Mekane ba'iden uzanmak nerede onlar nerede? Ve enna lehumut tenavuşu. Yani mekane ba'iden elini uzatmak, bir şeye uzanmak, almaya çalışmak. Bu nerede? Onlar nerede? Yani bu onlardan bu nerededir? Yani çok uzak bir yerdedir. Ettenavuşu, ettenavulu. Tenavuş ne demek? Tenavul demek. İnsan meyve ağacına altına gider, elini uzatır, meyvesini almaya gayret eder. O meyveye uzanmanın, elini uzatmanın manasıdır. Manası nedir? Ey keyfe yetenavvelûne tevbete. Onlar tevbeye, yani kıyamet gününde azabı görünce tevbeye tenavül etmeleri, uzanmaları, teşebbüs etmeleri nasıl olur? Hal hal ve kad ba'udet anhum. Tevbe onlardan çok uzakta kalmış. O tevbeye nasıl elini uzatırlar, yakalarlar, tutarlar? Çok zor. Ne demek? Yüce Allah ve enne lehumu tenavuşu min mekanin ba'id ne demek? Ne irade ediyor? Yürüdü enne tevbete kanet tukberu minhum fi dünya. Dünyada tevbe onlardan kabul edilirdi. Eğer dünyada pişman olmuş olsaydılar, tevbe etmiş olsaydılar kabul edilirdi. Ama vakat zehebeti dünya, tevbenin kabul edildiği yer, mekan, ko dünyadır, o gitti. Ve ba'udet anil ahireti, ahiretten uzaklaştı. O zaman ahiretten tevbe etmeye çok mekan-ı ba'iden tevbeye uzanmış oluyorlar. Ahiretten dünyada kabul edilen tevbeye uzanmış oluyorlar. Artık bitti.
Uzanamazlar, yetişemezler çünkü. Vakile kile diyor bu haza temsilun, bu bir benzetmedir. Yetale bihim ma la yakunu. Yani olmayan bir şeyi talep etmelerine bir misaldir, bir örnektir. Nasıl oluyor? Vehve, işte bu budur. Vehve en yenfe'ahum imanuhum fi zalikel vakti. Yani olmayan şeyi talep etmelerinin örneğidir. O olmayan şey nedir? Vehve en yenfe'ahum imanuhum fi zalikel vakti. Ahiret zamanında İmanlarının onlara fayda vermesidir. Onlar ahirette imanının nef'ini talep ediyorlar. Kema nef'al mu'minine imanun fi dünya. Dünyada müminlerin imanı müminlere fayda verdiği gibi onlar da ahirette imanlarının onlara fayda vermesini talep ediyorlar. Yani müminler dünyada etmiş oldukları imandan menfaati beklediler ve menfaatini gördüler. Onlar da ahirette edecek olan imanlarından bir menfaati bekliyorlar ama olacak bir iş değil, olmuyor. Neyi talep ettiler? Ahirette imanın fayda vermesini talep ediyor. Bu da olmayacak bir iştir. Olmayacak bir işi talep etmiş oluyorlar. Yüce Allah bunu ve ennen lehumu tenavuş min mekan baidin. Yani uzak bir mekandan bir şeye uzanmak olur mu? Olmaz. Bu olmadığı gibi onlar da olmayan bir şeyi talep ediyorlar. Nedir? Ahiretteki imanın fayda vermesidir. Mussilet temsil edilmiş. Yani şubbihet. Mussilet şubbihet. Benzetilmiş haluhum kafirlerin ahirette imanının nef'ini beklemeleri onların bu hali benzetilmiş bir halimen o kimsenin haline benzetilmiş ki yuridu en yetenavvele şey'e min galvetin yuridu irade ediyor o kişi en yetenavvele şey'e bir şeye uzansın min galvetin galvetten. Musilet haluhum bi hali men yuridu en yetenavvele şey'e min galvetin. Galvet neydi? Mekan-ı baid miydi? Neydi? Ha, galvet hatırıma geldi. Galvet bir ok atma mesafesidir. Musilet haluhum bi hali men yuridu en yetenavvele şey'e min galvetin. Bir ok atma mesafesinden bir şey'e uzanan kişinin haline, bunların hali o kişinin haline benzetilmiş. Ya bir ok mesafesi artık 100 metre mi, 200 metre mi, bir ok ne kadar gidiyor bilemiyoruz. Neticede 100 metre de gidebilir, 50-60 metre de gidebilir. Veyahut da 200 gider neyse. Bu kadar mesafede bir şeye el uzatılır mı? Hayır. Ha musilet haluhum bu kafirlerin ahiretteki imanlarından menfaat beklemeleri bu halleri benzetilmiş. Bir halimen yuridu en yetenavvele şey'e min galvetin. Galvet bir ok atma mesafesinden bir şeye elini uzatan kişiye benzetilmiş. Kema yetenavvelu, orada da yetenavveluhu bir huyu yazın. Benimki eksiktir. Eksik olanlarınız varsa yazsın. Kema yetenavvelu, uzanıyor. Hu aynı şey'e, el ahir başkası, min qisi zira'in. Qisi zira, yani miqyasu zira. Biri, bir zira mesafesinden o şey'e elini uzatırken, biri de kalkıp da, bir galvet mesafesinde, bir ok atma mesafesinden ne diyor? Elini uzatıyor. Bu ne ise kafirlerin ahiretteki iman etmelerinin halleri de budur. Yani müminler imanın fayda vereceği yerde, tevbenin geçerli olduğu dünyada iman edip tevbe ederek
faydalandıkları gibi kafirler de ahirette iman ediyorlar, imanlarından nefe bekliyorlar. Bu yanlış. Bir ziradan elini bir şeye uzatan kişiyle 100 metre, 200 metre, 150 metre neyse uzaktan elini uzatan kişiye benziyor. Yani 1 metrede elini uzatan o şeye eli yetişir, alabilir, faydalanabilir. Ama bir galvet mesafesinde uzak birinin bu kadar elini uzatması, bu kadar mesafeden elini uzatması nedir? Faydasızdır. Müminlerin iman etmeleri dünyada bir zira mesafeden bir şeye el uzatmak gibidir. Kafirlerin ahirete iman edip imanlarından fayda beklemeleri bir ok mesafesinde bir şeye eli uzatmak gibidir. Fayda vermez, el yetişmez. Mussilet haluhum bihali men yuridu en yetenavvele şeyen min galvetin. Galvet mesafetur rambi sehmin. Sehmidir. Kema yetenavveluhu hakkoyun el ahirun min qisi zira'in. Ben qis biliyorum, benimki burada min qisi zira'in. Bir lügata bakın, Allah-u Alem doğrusu qis'tir. Ama benimki min qaysidir, sizinki neyse bilmiyorum. Ve ennen lehumu tenavuşu. Et tenavuşu bil hemzeti Ebu Amr ve Kofiyun. Kofi deyince Hafs'a girdi, gayri Hafs'i. Bunlar tenavuş okumuşlar. Ya tenavuştur. Bu vav niye hemze oluyor? Diyor, hummizetil vavu. Yani tenavuştaki vav hemze kılınıyor. Yani cü'letil vav hemzeten. Niye? Lene kulle vavun medmumetin. Herhangi bir vav ki medmumdur. Tenavuş medmum. Dammetuhan lazimetun. Denmesi lazimidir. Ayrılmıyor. Burada da ayrılmıyor. Niye? Tenavuş makabli. Eliftir, sakindir. Vavun demesini elife versen kabul etmez. Denmesini hasbedersen vav ile elif sakin kalır. Dolayısıyla buradaki demme vava nedir? Lazımdır. لِأَنَّ كُلَّ وَاوٍ مَدْمُومَةٍ دَمَّتُهَا لَازِمَّتٌ اِنْ شِئْتَ اَبْدَلْتَهَا هَمْزَةً. Dilersen o vavı hemzeye ibdal edersen, kalb edersin. Tenavuş dersin. وَاِنْ شِئْتَ لَمْ تُبْدِلْ. Dilersen ibdal etmezsin. Tenavuş vav okursun. Örnek, نَحُ قَوْلِكَ اَدْوُرُونَ. اَدْ vurun. Burada da vav medmum. Denmesi lazım. Çünkü kalbiniz hasf olursa bir takım sıkıntılar olur. Edvur da okuyabiliriz. Edur da okuyabiliriz. Takadumun da okuyabiliriz. Takaumun da okuyabiliriz. Ama ve inşite kulte edurun. Bak kendisi dedi. Diyor inşite ebdelta hemzeten ve inşite lem tübdil nahu kavlike اَدْوُرُنْ وَتَقَاوُمُونَ وَاِنْشِيْتَ قُلْتَ اَدْوُرُنْ وَتَقَاوُمُونَ وَاَنْ سَعْلَبْ اَتْتَنَاوُشُ بِالْهَمْزِ. Sa'la demiş, اَتْتَنَاوُشُ بِالْهَمْزِ. Neyledir? Hemzeyle olan tenavuş demiş. Yani ke'ennehu demin dedik, tenavuş, tenavuş ikisi okunur. Manası nedir? Manası aynıdır. Yetişmeyen bir yerden bir şeye uzanmak demektir. Ama Sa'leb demiş, hayır, hemzeli vavli farklı şeylerdir. Ve an Sa'leb ettenauşu bil hemzi. Sa'leb kendi tefsirinde demiş. Belki tefsiri de var mı yok mu bilmiyorum. Sa'leb, Allah-u Alem tefsiri var hatırladığım kadarıyla, bir bakın. Ettenauru demiş. Yani اَتْتَنَاوُشُ اَتْتَنَاوُرُ مِنْ بُعْدٍ. Tenavuş hemzeyle uzaktan bir şeye uzanmak demektir. وَبِغَيْرِ هَمْزٍ. Hemzesiz اَتْتَنَاوُشُ اَتْتَنَاوُرُ مِنْ قُرْبٍ. Demek tenavuş yakından, elin yetişebileceği yerden el uzatmak demektir. Tenavuş uzaktan, elin yetişmediği yerden bir şeye eli uzatmak demektir. Sa'leb ikisinin arasında öyle birine etmiş, fark yapmış. Sa'leb'e göre burada وَاَنَّ لَهُمُ تَنَاوُشُ. Tenavuş okunur, tenavuş okunmaz.
Olduğu gibi telavuz okunur, farklı yorum yaparsak o da okunur. وَقَالُوا حِنَ آيَنُ الْعَذَابَ آمَنَّ بِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ لِمُرُورِ الذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ مَا صَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اَوْ بِاللّٰهِ وَاَنَّ لَكُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ التَّنَاوُشُ التَّنَاوُلُ اَيْ كَيْفَ يَتَنَاوَلُونَ التَّوْبَةَ وَقَدْ بَعُدَتْ عَنْهُمْ يُرِيدُ اَنَّ التَّوْبَةَ كَانَتْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا وَبَعُدَتْ عَنِ الْآخِرَةِ وَقِيلَ هَذَا تَمْسِلٌ لِطَلَبِهِمْ مَا لَا يَكُونُ مَا لَا يُمْكُنُ أَنْ يُوجَدَ وَهُوَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا نَفَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا مُسِّلَتْ حَالُهُمْ بِحَالِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ غَلْوَةٍ كَمَا يَتَنَاوَلُهُ الْآخَرُ مِنْ قِيسِ ذِرَاعٍ التناوشو بالهمزي أبو عمر وكوفي غير حفصين يا غير حفصين هم مزت الواو لأن كل واو مضمومة ضمتها لازمة إن شئت أبدلتها همزة وإن شئت لم تبدل نحو قولك أدور وتقاوم وإن شئت قلت أدور وتقاوم وعن سعلب Hani Sa'lebi'nin tefsiri var. Bu diye Allahu alem. Belki de budur. Ettenavuşu bil hemzi ettenavulu min bu'din ve bi gayri hemzi ettenavulu min kurbin. Dur. Sa'lebi Allahu alem tefsiri Sa'lebi aynı olabilir. Bu Ebi İshak, Ahmet bin Muhammed bin İbrahim, Es-Sa'lebi bu, Sa'lebi'dir, 427'de vefat etmiş. Ama Va'an Sa'leb demiş, Sa'lebi dememiş. Acaba bu mudur? Ona bir bakalım, unutursam siz bakayım. İnşallahu Teala. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil umiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kalanı da yarın inşallahu Teala bir ders yaparız. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري